Yakınlarında akvaryum balıkları için ince parçacıklı yemler ilk kez üretildi. Ve bu buluşun bulunması büyük bir farklılık yarattı. Akvaryum balıklarının beslenmesi daha çok canlı yemlerle, yani akarsu veya nehir kenarlarında sağlanıyordu. Pul ve diğer kurutulmuş yemlerin akvaryumdaki balıkların topluca beslenmelerini kolaylaştıran bir buluş olduğunu biliyoruz. Biraz serpiştirme ve yemek servis edilmiştir. Fakat bu yemler balıkların doğal ortamlarında beslendikleri gibi canlı kurtlar ve diğer suda yaşayan böceklere benzemese de içinde besleyici ve almaları gereken vitamin bulunur. Bu kuru yemler mükemmel bir şekilde boyutlanır. Büyük balıkların bile dikkatini çekecek ve yemesini sağlayacak doyurucu bir şekildedirler. Her bir formül 40'a varan farklı malzemeyi içerir. Başlıca unsursa balık yemi olmasıdır. Buğday unu, soya ve tatlı biber yağları. Ayrıca gıda boyası da eklenir çünkü balıkların dikkatini belirli renkler çeker. Kesin bir tarife uyulur ve içindeki malzemeler dikkatlice ölçülür. İlk olarak küçük parçalar halinde harmanlanırlar. Asit yağı içeren ayrıca karıştırılmış ve yoğunlaştırılmış bu yem ayrıca insanların tükettikleri yemeklerde de bulunmuştur ve kemiklerin kuvvetlenmesi için kalsiyum içerir. Basit malzemeler, balık yemeği, un ve yağlar boru şeklinde bir ambardan büyük tanklara koyulur ve sıcak suyla karıştırılır. Karıştırılmış malzeme ilave edilir ve kalın bir sulu harç üretmek için her şey birlikte harmanlanır. Sulu harç, dönen sıcak silindirlerin yüzeyine doğru püskürtülür. Bu silindirlerin üzerinden akarken bu bulamaç şeklindeki yemek ve kuru yem, dosya kağıdı gibi ince bir tabaka haline gelir. Kağıt gibi olan yemler dönerken uzun olan blender büyük balık pulları keser. Oldukça kısa ve kalındırlar. Isırılacak boyutlara gelmesi için parçalanmaları gerekir. İlk önce oluklara akıtılırlar, daha sonra da plastik poşetlerin içine. Çalışanlar bunları poşetlerle diğer taşıyıcılara aktarırlar. Farklı renkler farklı formülleri temsil eder. Örneğin yeşil olanlar vejeteryan pullarken, kırmızılarsa protein içeren pullardır. Hepsi helezon aletine konulur. Bu alet acı yatmaz olarak da bilinir. Pullar çalkalanarak karıştırılır. Bu karışım ve daha sonra küçük pullar halinde kesilip ayrılırlar. Birkaç dakika sonra pullar sıra halinde ölçülerine göre bölünmek üzere hazırlanır ve küçük, orta ve büyük gibi boyutlara ayrılırlar. Ayrı ayrı kutulara konulduktan sonra boyutlarına göre birbirleriyle karıştırılırlar. Bu sırada balık yemi sopaları ise yapım aşamasındadır. Makine yemekleri sıkıştırıp ezerek ufak delikler boyunca geçirir. Presler ve spagetti şeklinde şekiller üretir. Tel halindeki yemler çıkarken dönen bıçak yemleri sopa halinde keser. Bu sopalar kuru ve katıdır. Çalışanlar rutin olarak yemleri boyutları ve yapılarına göre inceler. Diğer bir çalışan da balık pulu dolu fıçıyı el arabasıyla götürür ve alttaki kapağı açarak aşağı doğru boşaltır. Karışım aşağı doğru boşaltılır, paketleme noktasına gider. Aynı anda boş konserveler de yemlerin doldurulması için yemlere doğru yönelir. Balık yemleri özel bir kapakla boşaltılır ve huni şeklinde konservelere konulur. Makine alüminyum kapakları keser ve gelişi güzel bir şekilde konteynerların tepesine koyar. Sıcak olan kapaklar ütülenir, ardından konservelere monte edilir. Bu taşıyıcı şeridi ayrıca bilgisayarla kontrol edilen bir ölçü birimine sahiptir ve bunun sayesinde gerekli miktar kadar yem konservelere konur. Konserveler kıvrımlı silindirlerin arasında plastik kapaklarının üzerinde döndürülürler. Konserveler dönen silindirden geçerken diğer bir aletle konservelerin üzerine üretici firma amblemlerini işler. Ve balık yemleri bitti. Kuru balık yemi besleme seçeneklerine göre çok farklı formülleriyle çeşitlilik katmıştır. Bazı ek katkılar balığın rengine ve büyümesine katkıda bulunuyor. Diğerleri ise balıkların belirli bir lezzeti yakalaması için üretilmişler. Evet, akvaryum balıkları birer seçici yemek yiyicilerine dönüşmüş durumda.